Bizim bir pazarlık yaptığımız ya da Edirne Belediyesi'nde böyle bir emniyetin bize bu adam sakıncalıdır, terörle iltisaklıdır, terör örgütü üyesidir diye bildirdiği varsa ve almışsak biz şerefsiziz. Bu kadar net. Bunu iddia edip kanıtlamayan varsa da o şerefsiz. Kim olursa olsun. 2014'ten 2021'e kadar gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi vermek üzere toplantı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'ın sosyal medyada yaptığı, oy için yapılan pazarlıklar, oy için terör örgütlerine peşkeş çekilen kadrolar bir bir doldurulmuş. Ne kadar PKK'sından DHKPC'sine, FETÖ'süne, tüm terör örgütleri belediyelerin içine sızdırılmış. Acaba Edirne Belediyesi'ne pazarlıklar sonucu kimler alındı? Yazıklar olsun size. Bu millete silah çekenleri besleyenlere paylaşımının hatırlatılması üzerine Başkan Gürkan, geçmişte kimin kimlerle yürüdüğünü bu ülke çok iyi biliyor diye yanıt verdi. Şimdi belediyeler nasıl işe alıyorlar? Belediye örneğin işte ilan veriyor, müracaatlar oluyor, sınavı yapılıyor. O sınavı kazananlar hemen işe başlıyor mu Türkiye'de? Başlayamıyor. Ne yapıyor belediyeler? İkametine göre işte jandarmaya ya da emniyete yazıyor. Buraya emniyete yazıyoruz. Emniyetten bize geliyor. Emniyetten Selim Bilgin Kaya'nın terörle iltisaklı olduğu, terör örgütlerine üye olduğu vesaire vesaire. Şeklinde bir yazı geldiğinde Selim Bilgin Kaya'ya kim işe başlatır? Buna kim cesaret edebilir? Böyle bir şey mümkün mü? İkincisi, belediyelerin istihbarat teşkilatı yok. Belediyelerin güvenlik soruşturma yapmaya yetkisi yok. Belediyelerin işte ajanları yok. Belediyelerin arşiv kayıtları yok. Burada şunu yapmışsa bir belediye, Ekrem İmamoğlu, Recep Gürkan, Ahmet Mehmet, emniyet birimlerinden bu personelin işe başlatılması sakıncalıdır ya da bu personel terör örgütüyle ilişkilidir diye gelmişse yazı ve başlatmışsa o belediye başkanı, her kimse, ben de dahil olmak üzere, suçludur. Ve kanun bunun gereğini yapar. Yapmalıdır da. Ama çamur at izi kalsın, arkadaşların çok yaptığı bir şey bu. Arkadaşların bir de bir becerisi var, onu da teslim edelim. O hakkı da, haklarını yemeyelim. Arkadaşların kendilerinin yaptıkları işlerden sıyrılarak o suçu başkalarının üzerine atma konusunda olağanüstü yetenekliler. Geçmişte kimin kimlerle yürüdüğünü bu ülke çok iyi biliyor. Beraber yürüyenler şimdi yürümeyenleri öyle bir suçluyor ki onlar pir upak. Başkan Gürkan ayrıca Özcan'ın acaba Edirne Belediyesi'ne pazarlıklar sonucu kimler alındı ifadesine de geçmişte aralarında yaşanan bir diyaloğu hatırlatarak cevap verdi. Pazarlık demiş Önder kardeşimiz. Ben buradan söyleyeyim kendisine de. Mesela pazarlıksa hatırlıyorum ben. Bir spor kulübünün yöneticisi, su borcu vardı belediyeye epey. Onunla ilgili Önder çok pazarlık yaptı benimle. Abi ne olur işte haciz göndermeyin, icra göndermeyin diye. O pazarlığı kendisi yaptı, ben yapmadım ama o yaptı. Önder bilir bu pazarlık işlerini. İnsanlara çamur atarak üstünüzü temiz tutamazsınız. Sizin de elinize bulaşır o çamur. O yüzden ben çamur atmıyorum. Bizim bir pazarlık yaptığımız ya da Edirne Belediyesi'nde böyle bir emniyetin bize bu adam sakıncalıdır, terörle iltisaklıdır, terör örgütü üyesidir diye bildirdiği varsa ve almışsak biz şerefsiziz. Bu kadar net. Bunu iddia edip kanıtlamayan varsa da o şerefsiz. Kim olursa olsun.